Akratalks'un 56. programına hoş geldiniz. Ekranların sevilen yüzü ve izlediğiniz her rolüyle bizi kendine hayran bırakan Şenay Gürler birlikte olacağız. Şimdi alkışlarınızla kendisini sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim sunumunuz için. Çok güzel sözler söylediniz. Tekrar hoş geldiniz. Hepimiz aslında sizi yakından tanıyoruz. İlk olarak sormak istediğim, oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladığınız, bize biraz anlatabilir misiniz Şenay Hanım? Oyunculuk yolculuğu aslında biraz uzun bir yolculuk. Tabii ki çocukluktan gelen bir heyecan var, bir istek var oyunculukla ilgili. Küçükken kendi kendime yaptığım denemeler var ve daha sonrasında tiyatro bölümünde okumayı çok istedim. Fakat ailevi nedenlerle maalesef genellikle böyledir ya, hani babalar izin vermezler, ne olacak işte, ne yapacaksın? Anlıyorum. Öyle bir dönemdi ve benim öğretmen olmamı istedi babam ve onun hastalığı dönemine denk geldiği için ben onu dinledim. Daha sonra başka süreçler girdi derken işte bambaşka bir yolculuk başladı. Fakat ben o makası değiştirdim ve yıllar sonra tekrar oyunculuğa dönüş yaptım. Yıllar sonra dediğimde yani büyük bir yaş değil. Yine 20'li yaşlarımda oyunculuğa annem babamı kaybettikten sonra ve evlendikten ve bir çocuğum olduktan sonra oyunculuğa başladım İzmir'de. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başladım. Fakat şöyle bir yolculuktu. Ben biraz uzun uzun anlatacağım. Evet, çünkü evet. Sinema bölümüne girdim, okudum. Fakat sinema bölümünde okurken aynı zamanda tiyatro yapmaya başladım dışarıda. Önce amatör olarak, sonra da profesyonel olarak. Fakat hiçbir zaman vazgeçmedim oyuncu olmaktan. Dışarıda tiyatro yaptım. Okuldan mezun olduktan sonra da aslında İstanbul'a gideceğim ve herhalde yönetmenlikle ilgili, sinema ile ilgili bir şeyler yapacağım diyordum. Fakat ben bir tez filmi çektim. Tez hocam beni çağırdı. Kızım dedi, sen acaba oyunculuk mu yapsan? Neden hocam dedim, çektiğim film o kadar mı kötü? yani biraz kötüymüş herhalde, oyunculuğumu daha çok beğenmiş. Daha sonra İstanbul'a geldim. Bir süre tabii ki hayatta kalabilmek için seslendirme, ki o da bir şekilde oyuncularla bir iç içesin, evet. Oyuncuları seslendiriyorsun. Ve daha sonrasında da hayat, yani bu makas atmalar var ya, işte orada doğru kararları verdim ya da hayat bana bazı şanslar getirdi ve ben onları değerlendirdim sanıyorum. Ve oyunculuğa başladım, oyunculuğuma devam ediyorum, devam etmek niyetindeyim. Sağlıklı olduğum sürece. İnşallah, umuyoruz. Size ikinci sorum olarak, günümüzde dijitalleşme ve online platformların hayatımıza daha çok girmesiyle beraber sizce yakın gelecekler Türk sineması ve tiyatrosunu nasıl etkilenir? Şimdi dijital platformlar tabii ki oyuncular için bir takım alternatifler getirdi. Televizyona, ulusal kanallara çalışan oyuncular için ağır çalışma koşulları düşünüldüğünde, uzun süreli çalışma koşulları düşünüldüğünde dijital platformların bizi bir parça oyuncuları rahatlattığı, hem de parasal kazancı anlamında böyle düşünüyorduk ama bir şekilde Türkiye'de o dijital kanallarda bir şekilde ulusal kanallar gibi olmaya başladı. Ama çok güzel ve çok değişik işler çıkıyor bu arada. Bilmiyorum izleyebiliyor musunuz? Alternatif izlenebilecek, o sıradan ulusal kanallarda izlediğimiz hep aynı konuların işlendiği senaryolar dışında daha alternatif senaryolar gelmeye başladı. Bu açıdan çok güzel. Sinema nasıl etkilenecek ki, sinema benim için, benim gönlümde her zaman apayrı bir yeri vardır. Evet. Sinema mezunuyum, evet. Aynı zamanda. Ben tabii ki bu dönemde özellikle pandemiden sonra sinemanın çok etkilendiğini düşünüyorum. Tabii ki yapımcılar para kazanacakları işlere, yani gişe filmlerine yöneliyorlar ve alternatif olabilecek, bize daha farklı hikayeleri anlatabilecek ve bizi düşündürebilecek senaryolar ne yazık ki yapımcılar tarafından çok desteklenmiyor. Evet. Bu yüzden bağımsız filmler çekmek isteyen yönetmenler
devlet de çok fazla, Kültür Bakanlığı da çok fazla desteklemediği için kendi yağlarıyla kavruluyorlar ve destekleyerek, birbirimizi destekleyerek alternatif işler yapmaya çalışıyorlar. Ve güzel işler de yapılıyor. Evet. Tabii ki bunların yanında festivallerin çok önemi var. İstanbul Film Festivali'nin ki Antalya'da mesela çok önemli bir festival düzenleniyor yıllardır ve çok güzel filmler izleniyor. Evet. Ben bu yıl da buradaydım. Adana'da aynı şekilde. Ve birçok şehrimizde de festivaller yapılmaya başlandı. Evet. Bu Türk sinemasını destekleyici şeyler. Hem ulusal hem uluslararası film yarışmaları da yapılıyor. Bunlar çok önemli. Ben sinemanın büyüsüne inanıyorum. Tabii ki bu dönemde etkilendik. Tabii ki dijital platformlar, yani bir kumanda, yani televizyon kolaylık, zaten evet. Öyle bir şey. Bir kumanda yakınlığında, bir düğme yakınlığında yani basıyorsunuz ve istediğiniz şeyi seyredebiliyorsunuz ve alternatifleriniz çok fazla. Ama sinemaya gitmek, bir sinema salonunda film izlemenin keyfi bambaşka. O yüzden ben sinemanın büyüsüne inanıyorum, evet. Ve sinemanın bu krizden de çıkacağını düşünüyorum. Tiyatroya gelirsek, tiyatrolar... Bilemiyorum burada durum nasıl ama İstanbul'da yaşadığımız şöyle bir şey var. İstanbul'da bir sürü alternatif sahne açılmaya başlandı. Şöyle pandemide çoğu kapandı. Ve çok zor koşullarda. Çünkü devlet şöyle bir vergi alıyor tiyatrolardan. Eğlence vergisi. Halbuki kültür sanatla ilgili bambaşka bir şey yapılıyor. Ve bayağı yani eğlence sektöründeymişçesine vergi alınıyor oradan. Ama buna rağmen tiyatrolar... Seyircisi çok arttı pandemiden sonra. Yani şöyle diyebilirim, tiyatro şu anda sinemadan çok daha gelişmiş durumda ve dijital platformlarla kıyaslanmayacak bir durumda. Çünkü tiyatroda gidersiniz o salonda, oyuncunun nefesini hissedersiniz. Oyuncu içinde bambaşka bir keyiftir. Ben... Yani hepsini ayrı bir yere koyuyorum. En çok etkilenenin sinema olduğunu düşünüyorum. Ama sinemada dediğim gibi büyüsü bambaşkadır ve beyaz krizden perde, çıkacaktır diye düşünüyorum. eminim ki bu soru size çok gelmiştir. Ama tiyatro mu yoksa televizyon oyunculuğunu mu tercih edersiniz? Ya da sinema mı? Ya da sinema mı? Evet. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden farklı. Şimdi tiyatronun keyfi şöyle bir şey oyuncu açısından, tiyatro daha zor. Çünkü canlı performans gösteriyorsunuz. Orada en ufak bir hatanız seyirci tarafından görülebilir. Her aslında oyunda aynı replikleri söylüyormuş gibi olursunuz ama aslında hiçbir oyun birbirine benzemez. Çünkü o gün sizin enerjiniz farklıdır. Salondaki seyircilerin enerjisi farklıdır. Orada bir karşılıklı alışveriş vardır. Bir enerji döner o tiyatro salonunda. O yüzden oyunculuğun er meydanı ben daha çok tiyatro diye düşünüyorum. Zor olmasına rağmen oyuncuya en çok haz veren bu. Ama televizyonun şöyle bir avantajı var. Yani haftanın 5 günü çekime gidiyorsanız kendinizi devamlı enstrümanlarınızı canlı tutuyorsunuz. Evet. Yani hazır. Her an oyunculukla iç içesiniz. Her an algılarınızın açık olması gerekli. Çünkü kameraya oynuyorsunuz. Orada seyirciler yok. Ve kameraya o sıcaklığı, o gerçekliği çok yakından baktığı için size samimiyeti aktarabilmeniz gerekiyor. Onun da bambaşka bir hali var. Sinema zaten sinemanın büyüsü diyorum. Sinema yönetmenindir ama sinema oyuncunun değil. Sinema yönetmenindir. Sinema yönetmen belirler, kurgu yapar, o belirlediği kadrajın içine yerleştirir oyuncu. Oyuncu onun içerisinde sanki yönetmenin oynayacağı bir obje gibi geliyor. Tabii ki duygularımızı katıyoruz ama sinema daha çok yönetmenin tabii ki. Bana bir oyuncu olarak şöyle soruyorsunuz tabii ki şöyle diyebilirim. Üçünün de bendeki hazzı ayrı ama tiyatro oyunculuğun er meydanı diyorum. Evet. Peki bu rollere hazırlanırken hepsi için geçerli, tiyatro, sinema ya da televizyon için de geçerli. Nasıl bir hazırlık sürecine giriyorsunuz ve bu zamana kadar oynadığınız hangi rol size çok zor geldi? Şimdi ilk önce senaryo geliyor ve senaryoyu okuyorsunuz. Senaryodaki karakterlerin önce derinliği ne, hangi öyküyü anlatıyor?
ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor? Senin karakterin bu öykü içerisinde nerede, nasıl şekillenebilir? Bir dizi söz konusu olduğunda bu bizim açımızdan zorlaşıyor. Çünkü televizyon macerasına başladığında size anlatılan senaryo bir takım değişikliklere uğrayabiliyor, evet. Reytinglere göre. Bir bakıyorsunuz siz bambaşka bir rol için anlaşmışsınız, bambaşka bir yere gidiyorsunuz. Evet. Sinema için tabii ki ya da dijital platformlar için çekilen işlerde biliyorsunuz. Yani 10 bölüm çekecekseniz 10 bölümde bu karakterin nereye gideceğini biliyorsunuz. Karakteri başlıyorsunuz, o karakter nasıl düşünür? Nasıl hareket eder? Nasıl güler? Hayatın içerisinde nasıl devinir? Nasıl iletişimler kurar? Bunları düşünmeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş onu giymeye çalışıyorsunuz. Bu arada tabii ki senaryo okuduğunuzda kimlerle oynayacağınız da çok önemli. Yapım şirketi çok önemli. Bunlara bakıyorsunuz ve maceraya giriyorsunuz. Ama işte en önemli süreç tiyatro olduğunda defalarca prova yapmanız gerekiyor. Böyle bir avantajınız var bir taraftan. Ama işte devamlı kendinizle uğraşmanız gerekiyor, evet. O karakteri çıkarabilmek için. Sinemada da ya da televizyonda da biraz önce de aslında söyledim. Evet. Kameraya oynamak, o karakteri çıkarabilmek için daha küçük mimiklerle nasıl oynarsın, nasıl durursun, bu karakter burada nasıl hareket eder, kamerayı unutman gerekiyor. Bütün bunları yavaş 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 vücuduna giydiriyorsun. Ben de şöyle bakıyorum. Her başladığım işe ben acemi olarak başlıyorum. Yani her şeyin başındaymışım ve yeni öğreniyormuşum gibi. Benim yapım öyle. Biraz da heyecanlı bir insanım. Ama bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şuna inanıyorum. Oyunculuk macerası bitecek bir şey değil. Hani ben oynadım. Ya yıllardır oynuyorum. Bir sürü tiyatro oyunum var. Bir sürü sinema filmim var. Televizyon. Böyle bir şey yok. Her an öğrencisiniz bir kere. Hayat gibi. Yani hayatta da öğrenciyiz diye bakıyorum ben. Her an farkındalığınızı değiştirmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Evet, böyle uzun uzun cevaplar veriyorum galiba. Hayır hayır asla. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Evet. Kendini bilime ve eğitime adayarak sayısız insana dokunan Türkan Saylan da Cumhuriyetimizin en önemli kadın isimlerimizin arasında yer alıyor. Siz de Türkan Saylan'ı canlandıracağınız için burada bulunuyorsunuz. Ben Türkan Saylan oyunu için buradasınız. Bize oyun hakkında biraz bilgi verip Türkan Saylan'ı canlandırıyor olmak size neler hissettiriyor onu öğrenmek istiyorum. Türkan Hanım, aslında çoğunuz tanıyorsunuz, mutlaka biliyorsunuz. Ben de biliyordum. Fakat bu oyunu çalışmaya başladıktan sonra, bu oyunun içine girdikten sonra Türkan Hanım'ın çok farklı yönleriyle tanıştım. Ne kadar eğlenceli bir insan olduğunu öğrendim. Arkadaşlarından, dostlarından. O kadar çok insana değmiş ki, özellikle önce bilim insanı olarak olduğundan, evet, söz edersek, doğuda yaptığı cüzdan taramaları, cüzdanla ilgili geliştirdiği, Türkiye'de geliştirdiği farkındalık gerçekten çok önemli. Ve ben mesela bir arkadaşım var, konuşuyoruz, Batı'da, aynı Ege'de bir yerde yaşıyor. Biliyor musun dedi, çok ilginç dedi, benim işte anneannemi de dedi iyileştirmiş cüzdan. Çünkü cüzdan, evet, bir dönem ciddi çok büyük bir sorun ve kimse, evet, bu hastalığı önemsemiyor. Ve Türkan Hanım o kadar büyük çalışmalar, o kadar büyük mücadele yapıyor ki, mücadele içerisine giriyor ki, savaşçı bir kadın zaten, en, evet, çok sevdiğim yanlarından biri. Ve cüzdanla ilgili birçok algıyı değiştiriyor ve hastalığın günümüzde ne kadar cüzdandan ne kadar az söz ediyoruz, tedavisi olduğunu, o hastalara dokunabileceğini anlatıyor. Bu yanıyla bir kere çok önemli bir insan. Artı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurarak çocukların okuması için gösterdiği, özellikle kız çocuklarının okuması için gösterdiği çabada, yani nasıl anlatılır, böyle hayranlıkla seyrediyorsun ve gerçekten izliyorsun, daha doğrusu onun macerasını. Oyunlarda
Öğrencileriyle tanışıyorum. Türkan Hanım'ın yaptıklarını anlatıyorlar. Ya da gerçekten cüzzamla ilgili tedavi etmiş ya annesini ya anneannesini, böyle insanlarla tanışıyorum. Bu beni çok etkiliyor. Evet. Oyuna Levent Üzümcü Tiyatrosu ile başladık. Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun ilk oyunu bu. Levent Üzümcü'yü aslında tanıyorsunuz hepiniz. Evet. Avrupa yakasında biz birlikte oynuyorduk. Çok sevdiğim bir arkadaşım zaten. Levent beni bu projeyle ilgili arayınca çok heyecanlandım. Ben yapabilir miyim? Yani nasıl, acaba altından kalkabilir miyim diye düşündüm. Cengiz Toraman yazdı ve yönetti. Sonra teksti okudum. Çok etkilendim. Ve sonra işte Türkan Hanım'ı daha yakından arkadaşlarıyla sohbet ettim. Hatta işte bunu hep anlatıyorum. İlk okuma provamızı onun Beyoğlu'ndaki çalışma odasında yaptık. Ben onun çalışma masasına oturdum. Çok acayip, çok değişik bir enerjiydi. Başladık ve çok seyirciyle buluşuyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Ben de bir parça olsun Türkan Hanım'ın ruhuna dokunabilmeyi umuyorum. Dokunabildiğimi de küçücük de olsa hissediyorum. Evet. Bu akşam da çok heyecanlıyım. Antalya'da oynayacağım. Oynayacaksınız, evet. Umarım iyi bir oyun olacak. Evet, akşam oyununuz var. Onunla da yetişeceğinizi biliyorum. Sizin için uygunsa davetlerimizden de birkaç soru almak isterim. Ben çok sevinirim. Evet. Tabii. Mikrofon gelecek. Öncelikle bu güzel şehrimize geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Ben Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Hemen buradan birinci şeyimi söyleyeyim. Öğrencilerimle beraber söyleşiye de eğer akrabalık da bize yardımcı olursa Türkiye'deki ilk pastacılık bölümünü açan gastronomi okulumuz var. Mutlaka bekliyoruz. Onu baştan söyleyeyim, siz de yardımcı olursanız çok seviniriz. İkincisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan bir öğrenciydim. Allah gani gani rahmet eylesin Türkan Hocam'la. Üçüncüsü, bir röportajınızı okudum ben. Orada bir erkek olarak aslında üzüldüğüm bir şey. Eşinizden ayrıldığınız zaman İzmir'de yaşadığınız yere döndüğünüzde beraber büyüdüğünüz erkeklerin size nasılsın sorusunun aslında başka bir anlam içerdiğini söylediniz. Ben buradan sanata bağlayacağım. Bir erkek olarak söylüyorum bunu. Güçlü kadınlara alışmamız, güçlü kadınları toplumda kabul etmemiz adına sinemaya ve tiyatroya düşen görev nedir? Ve acaba bu yolda ne şekilde ilerliyoruz? Teşekkürler. Teşekkür ederim sorularınız için. Çok memnun oldum. Tanıştığımızda da sağ olun. Şimdi şöyle bir şey var, senaristlerimize aslında burada çok iş düşüyor. Yani oyunlarda ve sinemada kadına daha fazla ağırlık verilmesi ve kadınların sorunlarından söz edilmesi gerekiyor. Kadınlar çünkü aslında günümüzde de görüyoruz, mücadeleci. Kusura bakmayın, aramızda erkekler de var ama böyle söylüyorum. Hep birlikte yürümek, el ele yürümek çok daha güzel ama son dönemde birçok alanda kadınların daha çok sesini çıkarttığını ve haklarını daha çok savunduğunu görüyoruz. Hatta sadece kendi haklarını değil, hayvan haklarını, LGBT, ötekileştirilmeye karşı kadınların neler yaptığını, nasıl seslerini çıkardığını görüyoruz. Senaristlerimiz keşke işte kadın kahramanların hikayelerini daha çok anlatan senaryolar yazsalar, öyle oyunlar yazılsa. Bizim oyuncu olarak, kadın oyuncular içi olarak açlığımız böyle karakterler. Yani böyle güçlü, mücadeleci, hayatın içinden gelen, hani tabiri caizse tırnaklarıyla kazıyarak nereye çıkıyor, nereye geliyor, bunu anlatan öyküleri hepimiz diliyoruz, hikayeleri hepimiz istiyoruz yani. Çok güzel kadın senaristlerimiz geliyor bu arada. Gerçekten çok değerli. Ben çok umut varım kadınlarla ilgili. Son dönemde o kadar muhteşem, o kadar şahane kadınlarla tanışıyorum ki hepsi kendi ayaklarının üzerinde duruyor ve ben de bu toplumda varım. Öteki değilim. Ötekileştirilenlerin yanındayım ve ötekileştirmeye karşıyım diyor. Teşekkür ederiz. Başka soru sormak isteyen? Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmanızın başında
sanata bir yatkınlığınız olduğunu ama ailenizin önce bir meslek sahibi olmanız konusunda ısrar ettiğini ve doğru anladıysam eğitim fakültesine gidip öğretmen oldunuz sanıyorum. Olamadım da yani. Olsun. O zaman şunu sormak istiyorum. Genelde yaygın bir fikirdir bu. Herhangi bir meslek sahibi olmak için bir üniversitede ya da o mesleği farklı bir meslekte eğitim almak mı avantajlı, hani o size farklı bakış açıları, deneyimler, yani diyelim ki öğretmensiniz, öğrencilerinizle geçireceğiniz zaman, insanları tanıma, o mu size bir değer katıyor, artı oluyor ve haklı bir görüş, yoksa kişi sanata yatkınlığı varsa bir an önce en kısa şekilde o yola girip orada deneyimlerine başlamak mı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Şimdi aslında keşke şöyle bir eğitim sistemi olabilse. Daha küçüklükten itibaren aslında hepimizin başka şeylere yatkınlığı var. Kimi matematikçi, kimi matematik zekası var, kiminin sosyal zekası var. Ve orada geliştirilebilecek bir alan sunulabilse, öyle bir eğitim sistemimiz olsa. Ama belirli şeylerle büyüyoruz. Yani işte matematiği de okuyacaksın. Bunu da ben FKB okudum. Yani fizik, kimya, biyoloji okudum. Ki sosyal olarak daha yazan bir insandım mesela. Şimdi yazamıyorum. O yönüm köreldi. Tabii ki öğretmenliğin bambaşka. Her mesleğin kendine göre öğretisi çok çok önemli. Her meslekten bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ama bence ben öğretmen olsaydım yine mutlu olurdum. Çünkü çocuklara değmek, onlarla olmak, bir şey öğretmeye çalışmak. Ama ben hep çocukluğumdan itibaren böyle bir şey yapmak istedim. Yani kendi kendime taklitler yapıyordum 4 yaşındayken, 5 yaşındayken. Demek ki ben hep bir oyunculuğa yatkınlığım varmış. Birazcık büyüyünce ben spiker olacağım diyorum. Yani ben kendi kendimi eğittim bu arada. Yani ben tiyatro okumadım. Aslında bir şekilde alaylı sayılırım. Ama sinema bölümünde okurken devamlı tiyatro yaptım. Ve ben diksiyon dersi almadım ama ben kendimi eğittim. Yani kendi kendime uğraştım. Çünkü ben bunu seviyordum. Keşke herkes sevdiği şeyi yapabilse. Mutlu olduğu işi yapabilse. Bu çok önemli. Çünkü mutlu olduğumuz işi yaptığımız zaman hayatta yüzümüz daha çok gülüyor, daha sağlam. Belki o kadar para kazanmıyoruz. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Bunu seçtim ama bunun bedeli var. Tamam, ben bu bedeli ödemeye hazırım diyorsun. Devam ediyorsun. Keşke öyle bir şey olabilse. Herkes istediği alanda, istediği gibi gelişebilse, alan sağlansa. Bir gün olur. Çünkü yurt dışında bunun örnekleri var. Efendim hoş geldiniz. Evet. Biraz önce konuşmanızda güçlü kadınlar olalım diye şey yapıyorsunuz ama ben erkek olarak çok güçlü bir kadınla beraber olmayı istemem. Yani daha eşim güçlüdür de onun için. Fakat şimdi burada bir genç kızlarımız var, evlenecekler. Bunlar da hani hepimiz biz güçlü olacağız diye yarın bir evliliklerinde bayağı problem çıkacak gibi geliyor bana. Daha munis mi olmak lazım eski tabirle? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi genç kızlarımız, yani güçlü olmak, ben de böyle öyle bir şeyden bahsetmiyorum ki. Güçlü olmak eşit bir yerde durmak. Çünkü zaten öyle bakılmıyor kadına. Kadına belirlenen rol belli. Çocukların olacak, çocuklarına bakacaksın. Yani belki de ekonomik durumumuz kötü, çalışacaksın ama gelince de bunu yapacaksın. Bunun daha eşit bir şekilde dağılmasından söz ediyoruz. Ben de bir kadın olarak bu toplumdayım. Ben bu bir kadın olarak seninle el ele yürüyorum. İkimiz bu bir hayat yoldaşıyız ve bunu paylaşacağız. Öyle bir yerden bakıyorum. Mesela ben kadınların feminen yanlarını da bırakmalarını, yani güçlü olacağım adına erkeksi bir yere gitmelerini onaylamam yani. Çünkü biz aynı zamanda bir kadınız, femineniz. Bu da çok önemli. Ama ben birlikteyiz ve eşitiz.
Öyle bir yerden bakıyorum. Yoksa hani azarlamak öyle bir şey değil. Öyle mi diyorsunuz? Olmaz. Olmaz. Onlar eskide kaldı. Yan yana yürüyoruz el ele. Evet. Soru sormak isteyen var mı? Ben göremiyorum. Tamamdır. Öncelikle sizi çok hoş, çok zarif, kendimi de çok şanslı buluyorum. Burada birçok kişiler olduğu gibi. Akra'ya da teşekkür ediyorum. Hakikaten çok mutluyum sizi görmekten dolayı. Sağ olun. Hep ekranlarda gördüm. Benim merak ettiğim şey şu. Eminim çok iyi bir okursunuz. Sizi etkileyen okuduğunuz kitaplar içerisindeki aklınızda kalan kitap hangisi oldu? Ya da şöyle de düzeltebilirim soruyu. Okuduğunuz kitaplar içindeki karakterlerden birisi hep gönlünüzde var mıdır? Taşır mısınız onu? Teşekkür ederim. Tabii ki bir sürü kitap okudum, birçok kitap okudum. Çok etkilendiğim kitaplarda okudum ama yıllar öncesinden bir kitap söyleyeceğim ben, hemen aklıma gelen. Benim bir ara biraz bunalımlı dönemimdi belki de. Tezer Özlü'yü çok severim. Tezer Özlü'nün Çocukluğumun Soğuk Geceleri ve Bir İntiharın İzinde çok etkilendiğim yazarlardandır. Hep böyle Tezer Özlü altı çizilidir, defalarca çizilmiştir, defalarca ara ara başucu kitabıdır benim için. İlk aklıma gelen kitap o. Ve tabii onun izinden işte Pavese okumak, onun izinden gitmek, tabii ki ona birçok yazar eklendi. Ama Tezer Özlü'yü apayrı bir yere koyuyorum şu anda. Biraz önce de şey sormuştunuz değil mi siz? Ben onu atladım. Hangi karakterinizi en çok sevdiniz diye, evet, değil mi? Hem sevdiğiniz hem zorlandığınız. Hem zorlandığımız. Ben ona cevap vermedim bu arada. Şimdi aklıma geldi. en çok zorlandığım. Yani mesela şey, İlk filmimdi benim. O filmi çok seviyorum. Reha Erdem'in çektiği Korkuyorum Anne filmi vardı. Oradaki İpek rolünü çok sevmiştim. O da şey, çok naif bir karakterdi. İzlediniz mi filmi bilmiyorum. 2004 yılından bir film bu. Bir yüzüğün etrafında döner aslında hikaye. Çok zekice yazılmış bir senaryodur. Bir hamile kalır ve erkek ona cevap bile vermez. Yüzüğün peşine, o yüzüğü geri ver, o yüzük döner dolaşır ve bütün mahalle, orada sıcak bir mahalle atmosferi vardır. Ve İpek doğurmak ister çünkü de artık yaşı da geçiyordur ve bir çocuğu olsun istiyordur ve o şansını belki kaybedecektir. Ve o mahallelinin ay söyleyemedim, desteğiyle birlikte o çocuğu doğurur ve bütün mahalleli o çocuğu sahiplenir. Mesela en unutamadığım karakterlerden biridir. Bir de yine bir filmden söz edeceğim. Kasap Havası filmi. Orada da bir terzi, bir kadını canlandırmıştım. O çok az yerde oynadığı, bağımsız bir film olduğu için bilmiyorsunuzdur büyük olasılıkla. 2018'di galiba. Oradaki kadın karakter de terzi, işte yaşı artık geçmeye başlamış bir genç bir sevgilisi olur. Hiç olmayacak bir karakter, toplum tarafından onun dışlanması, dul bir kadının o toplumda istenmemesi ve o kadının verdiği ve kaybolduğu yerleri, çok iniş çıkışlıdır kadın karakter. En sevdiğim karakterlerden ve en zorlandığım karakterlerden biri. Soru sormak isteyen... Öncelikle Antalya'ya hoş geldiniz. Akra Otel'e de teşekkür ederiz sizinle bizim sohbet etme imkanı verdiği için. Ben şey soracaktım. Hayat görüşünüze ve karakterinize uymayan bir rol geldi diyelim. Kabul eder misiniz? Bir de kesinlikle oynamayı düşünmediğim bir rol var mı? Yani düşünmediğiniz bir rol var mı? Yani kesinlikle bunu oynamam dediğiniz bir rol olabilir mi? Şimdi
Kesinlikle oynamam dediğim bir rol, şimdi düşünüyorum, hiç öyle bakmamışım yani. Önemli olan o senaryonun içerisinde nasıl yer aldığı. Yani o senaryonun içerisinde o karakterin belki bizi, yani bana çok aykırı bir karakter. Bu bana apayrı bir şey verebilir, zenginlik verebilir diye düşünürüm açıkçası. O yüzden hani öyle bir şey koymuyorum kendime, ket koymuyorum. Ama o karakteri senaryonun içerisinde hiç de işler bir yanı yoksa, yok bu bana zaten aykırı deyip reddedebilirim. İlk soruyu bir kez daha alabilir miyim? Tam dinleyemedim. Karakterinizi... Ha, dünya görüşünüze... Evet. Uymayan bir rol gelirse kabul eder misiniz? Ha, ben zaten onu söyledim galiba şimdi. Evet. Dünya görüşüme. Ha, peki kurallarınız var mı? Hı? Kurallarınız var mı? Sinema ya da tiyatroda işte. Öpüşmem. Yok öyle bir kuralım. Şimdi yok öyle bir kuralım yok. Ama yani dediğim gibi o senaryoya inandığınız zaman o senaryonun içinde, çünkü siz oyuncusunuz, oyuncu olunca diyelim ki çıplaklıkla ilgili ya da öpüşmeyle ilgili bir şey varsa onu zaten bir oyuncu olarak yapıyorsunuz. Şenay karakteri olarak yapmıyorsunuz. Hangi karakteri oynuyorsanız o karakteri, yani o herhangi bir söz söylemek, yani alıp bunu buraya koymak gibi bir şey aslında bir oyuncu için. Dediğim gibi senaryo bunu gerektiriyorsa, ne gerektiriyorsa ve ben o senaryoya inanmışsam öyle bir kural yok benim için. Yani öyle bir şey yok. Dünya görüşüme ters gelecek derken bir düşünüyorum şimdi, tamamıyla aykırı bir karakteri başka bir yerden bakmak açısından düşünebilirim. Enteresan. Filmin bana, evet ben tam anlayamadım soruyu, kusura bakmayın. Aynen, bana ters geliyorsa oynamam. Evet, evet hayır, bu benim dünya görüşüme ters geliyorsa, benim şimdiye kadar durduğum yere bir düşünüyorum. Çünkü her zaman başka bir olasılık olabilir. Hayatta benim göremediğim ve bana biri bunu gösterecek olabilir ya da bu rol, ama iyice düşünüp eğer benim dünya görüşüme tersse orada yer almam. Verdiğim mesaj bana uymuyorsa reddederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, Antalya'da hoş görmek, tanışmak çok güzel sizinle. Teşekkür ama tabii siz bizim, yani benim kafamda Fatoş olarak Avrupa yakasında bir şahane oyunculuk, yani oyunculuğun üst zirvesi olarak kalıyorsunuz. Bu akşam da oyununuzu izlemeye geleceğiz. Zaten Türkan Saylan hayran olduğumuz meslektaşım. Ben size küçük bir hediye getirdim. Üzerindeki Kregot'ta videolarım var. Nefes çalışmaları sizleri için zaten diyaframı kullanmak çok önemli. Ben göğüs cerrahı olduğum için akciğerinizi kesip dikme tecrübemden dayanarak. Ay, çok teşekkür ederim. Bu Venatura firması sağ olsun bir hayra vesile olmak için 10 bin adet yapmıştı doktor arkadaşlarıma dağıtmak için. Bir tanesi size nasip oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür Şifa ederim. Olsun. Çok nefeslerimiz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Son bir soru arkada. Evet. Öncelikle merhaba. Merhaba. Böyle sizi kafamda radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Çok farklı karakterlerde çocukluğumdan itibaren izleyen gençlerden biri oldum. Acemi Cadı'dan tutun Kaçak Kalinler'deki karakterinize kadar, şahsiyette oynadığınız Nükhet Çoban'a kadar hepsine hakimim. Öncelikle tek bir karaktere odaklanmadığınız, bize çok farklı kadınları gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama sizin gibi mesleğin artık erbaplarından olmuş bir kadından merak ettiğim bir cevap var. Sosyal medyada Z kuşağı biliyorsunuz artık günümüz yapımcıları, yönetmenleri, takipçiler üzerine bir kast kuruyor. Ben buna bağlı olarak yeteneğini gösteremeyen, güzel sanatlarda mezun olmuş ama hala işin ucunda koşturmaya çalışan insanlar hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Çok üzüntü verici tabii ki. Yani sosyal medyasına bakıp kaç takipçi var diye seçiliyor insanlar, ama bu genellikle televizyon dizileri için oluyor. Yani tiyatroda ya da sinemada böyle bir şey çok söz konusu değil açıkçası, ama dizilerde maalesef kabul edelim böyle bir durum var ve
çok yetenekli arkadaşlarım var, tiyatrodan tanıyorum. Çünkü tiyatroda çok para kazanamazsınız ama bir dizide oynadığınızda daha fazla para kazanırsınız. Hayatta kalabilecek işte, hani şuradan da para kazanayım, aynı zamanda tiyatromu da yapmaya devam edeyim diye düşünen arkadaşlarım var, biliyorum o kadar yetenekli. Ama sosyal medyaları o kadar güçlü olmadığı için dediğiniz gibi biraz sektörün dışında kalıyorlar. Böyle bu iş böyle gidiyor yani. Türkiye'de böyle gidiyor maalesef. Bir soru daha var. Bir soru galiba vardı. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Evet. Ben de bir oyuncu adayıyım. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk bölümü kazandım. Bir genç olarak bu yolda vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir? Bu benim için çok güzel bir anı olarak kalacak. Bu yolda nelere dikkat etmem gerekir, neler yapmam gerekir? Tavsiyeleriniz varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de naçizane kendi yolculuğumdan yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim. Bir kere gerçekten oyunculuk yapmak istiyorsan mücadeleci olman gerekiyor. Yani benim başladığım dönemde ben bambaşka bir yerden başladım ve öyle kolay koşullar değildi. Gerçekten çok zor koşullardı. Ama ben vazgeçmedim. Çünkü o zaman çok farkında değildim ama şey diyordum. Ya, ne yapalım, bunun bir bedeli varsa bedeli var. Nedir? Ben bunu yapmak istiyorum ve bundan vazgeçmeyeceğim. Çok engel çıktı. Çok karşıma ket vuruldu. Ama ben bunu yapmak istedim. Bir kere inanç, kendine inanmak çok önemli ve inandığın noktada yaptığın iş aslında hangisi olursa olsun o yaptığın işte yetkinleşmeye çalışmak, farklı bakış açılarını geliştirmek. Çünkü biz genellikle tek bir yerden bakmaya alışıyoruz hayatın içerisinde. Bir olaya bir yerden bakıyoruz. Halbuki bir olaya bir oyuncunun birçok yerden bakması gerekiyor ki farklı karakter, hangi karakterin o şey içerisinde, o rol içerisinde devinebileceğini anlamak lazım. Oyunculuğu gerçekten sevmen, istemen, farkındalıklarını arttırman, kitap okuman, dünyaya, dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, nasıl bir toplumsal yapı içerisindesin, nasıl bir gelişme gösteriyor, insan ne? Birey ne? Bütün bunlarla ilgilenmen gerekiyor. Ben hep buna şey diyorum tabii ki, yani çok aslında iki kelimeyle özetlemek gerekirse farkındalığını artırmak her konuda. Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok keyifli Ankara'ya bir sohbetti. Çok sağ olun. Oyununuzda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Mutlaka bilmiyorum, tekrar oyuna gelenler varsa akşam görüşürüz. Evet, geleceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ay. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun.